Merhaba sevgili dostum. Bugün sana uzun zaman zorlandığım ama sonunda kısmen çözebildiğim bir sorundan bahsetmek istiyorum. Kendim olabilme cesareti ve zor konuları konuşabilmek. Şimdi öyle bir mevzu ki, insanın kendisi olmak çok güzel bir ifade ama bunu gerçek hayata uyguladığın zaman etrafındaki insanlardan tepki almaktan korkuyorsun. Ya da bir şeyden hoşnutsuz olduğunu söylediğin zaman ya da söylemek istediğinde ya kızarlarsa ya dışlanırsam diye ciddi bir anksiyete yaşayabiliyorsun. Bundan dolayı mesela ben kendi hayatımda bir insanla bir problem yaşıyorum. Mesela senin bana yanlış yaptığın bir davranış var ve ben buna kırılıyorum ama sana söylemekten çekiniyorum. Söylemek istediğimde ter basıyor ya da bir gün öncesinden iki gün öncesinden uykularım kaçmaya başlıyor. Beraber çalıştığımız bir insanla mesela bir problem yap yaşıyorum. O insan yapması gereken bir görevi yapmıyor ve çok haklı bir şekilde itiraz etmek istiyorum, uyarmak istiyorum ama çok zorlanıyorum. Yani sanki böyle o anda böyle bir ateş dolu fırının içine girmiş gibi yanıyorum heyecandan. Çok zorlanıyorum. Sonrasında mesela bazen bir arkadaşım borç alıyor senden ve o borcun ödeme zamanı çoktan çok çok geçmiş ama o borcu istemekten çekiniyorsun ve bu tür zorlukları yaşayınca kendimi gözlemlemeyi çok seviyorum açıkçası. Dedim ki Beyhan neden böyle bir şey yaşıyorsun? Çünkü böyle bir durum, özellikle gergin konular, rahatsız edici konuları konuşmakta ya da istediğim şeyleri, hakkım olan şeyleri istemek zorunda kalınca çok böyle kötü bir şey yapıyormuşum gibi hissediyordum. Sonra bunu analiz etmeye başladım. Dedim en kötü ne olur? Mesela ben bunu yaparsam aslında neden korkuyorum? Biz sadece o anda yaşadığımız zorluğa odaklanıyoruz. Diyorsun ki ben böyle konuları konuşmayı sevmiyorum. Ben heyecanlanıyorum. Ben geriliyorum. Peki neden? Bunun arkasında ne var? Çünkü arkasındaki nedeni çözmediğin zaman o problemi de çözmen mümkün değil. Ve sonra bunun üzerine uzun süre düşününce böyle zamanlarda gerildiğim zamanlarda duygularıma odaklandığım zaman arkasında ne fark ettim biliyor musun? Dışlanma kaygısı. Ya sevilmezsem ya istenmezsem ya iyi bir insan olmazsam ya etrafımdaki insanlar benim kötü bir insan olduğumu düşünürlerse kafamda böyle bir şablon oluşturmuşum. Çocukluğumdan bu yana hep iyi insan olmak zorundayım. Hep var ya bahsediyorum cici kızlar, cici erkekler, hiç itiraz etmeyen tipler. Birazcık ailemizin de böyle bir yetiştirme tarzı vardı. Aman sorun çıkartma, aman sesini çıkartma, aman uyumsuz olma. Ve sonra şunu fark ettim. Bu dışlanma korkusunu, dışlanma kaygısını düşününce anılar hücum etmeye başladı zihnime. Hepimizin böyle tarafı vardır. Mesela bir duyguyu çok fazla düşünürsen onunla ilgili anılar gelmeye başlar. Psikolojide biz terapilerde de bunu kullanıyoruz zaten. İki tane çok güçlü anı geldi. Birincisi iki tane kuzenim vardı. Bir tanesi halamın oğlu, bir tanesi amcamın oğlu. Bunlar benden 2-3 yaş büyükler ve biz beraber takılıyoruz. Belki ben o zaman 9, 10, 11, 12 yaşlarındayım. Tam hatırlamıyorum ama duygu çok güçlü. Ve üçümüz bayramda buluşmuşuz. Özel bir günde ziyarete gitmişiz. Aynı mahallede oturuyoruz. İşte kapıda oturup sohbet edeceğiz. Onlar kendi aralarında fısır fısır konuşmaya başlıyorlar. Ben diyorum ki ne konuşuyorsunuz? Beni de alsanıza aranıza. Sen anlamazsın. Sen daha çocuksun diyorlar. Sonra onlar diyorlar ki Beyhan sen burada bekle biz bir dolaşıp geleceğiz. Diyorum ki ya beni de götürün ben de size dahil olmak istiyorum ben de arkadaş olmak istiyorum. Yok Beyhan bizim ince işlerimiz var. Bana göre ince iş böyle mucizevi bir şey yapıyorlar zannediyorum o zamanlar ama sonra öğrendim sigara içmeye gidiyorlarmış yani. O ince iş dedikleri mevzu o. İnanılmaz kendimi dışlanmış istenmeyen birisi gibi hissediyordum. Bu duygu o kadar güçlü bir şekilde geldi ki bu anıyı hatırlayınca bir diğer anı da şu geldi aklıma. Ben futbolda çok becerikli değilim ortaokul zamanları ve böyle bütün sınıfın erkekleri maç yapıyorlar okulun bahçesinde. Ben girmek istiyorum. Çünkü gruba dahil olmak hepimizin en büyük arzularından bir tanesi. Arkadaşlar beni almıyorlar maça. Kaleci olayım diyorum. Kenarda bekleyeyim almıyorlar. Hatta bir arkadaşın dediği bir şey vardı. Beyhan sen savunmanın bel kemiğisin ama işte kadromuz fazla alamıyoruz seni diye. Şimdi belki beni kırmak istemediği için böyle bir şey söylemiş ama öyle bir noktaya geldi ki hep böyle o dışlanmış olmak, gruptan dışlanmış olmak çok acı çektirdi bana. Bunun gibi böyle irili ufaklı bir sürü anım var. Sonrasında belki çocukluk yaşantılarıyla birlikte bu dışlanma korkusu benim ilişkilerimde kendim olmamı engelleyen şeylerden birisiymiş. Ve senin için de bence bu olabilir. Şöyle bir düşün bakalım. Mesela bir şey istiyorsun ya hakkın olan bir şeyi istemekten korkuyor musun? Mesela borç vermişsin, çok ihtiyacın var o verdiğin paraya ama istemekten çekiniyorsun ayıp olur diye. Ya da bir şeye kızmışsın, alınmışsın söyleyemiyorsun. Ya da bir gergin konu var, birisi senin yanında çalışıyor, onu uyarmak zorundasın. Böyle çırpınıyorsun ona onu söylerken yani. Böyle şeylerin arkasında bir dışlanma kaygısı çok karşımıza çıkabiliyor. Seanslarda da ben bunu görebiliyorum. Peki bu durumdan nasıl kurtuldum? En başta şunu söyleyeyim. Tamamıyla kurtulmak mümkün değil. Hala mesela gergin konuları konuşurken zorlanıyorum. Ama bu benim artık gergin konuları konuşmamdan kaçınmama sebep olmuyor. Konuşulacak bir mevzu varsa her zaman konuşurum. Ama yine kaygılı hissediyorum. Şimdi burada mevzu şu. Ben aslında bu dışlanma kaygısını çocukluktan getiriyorum. Çocukluktan bana miras kalan bir şey. Şimdi böyle bir sosyal hayata girdiğim zaman o anda çocuk beyhan kontrolü devralıyor. Ve zannediyorum ki yine dışlanacağım. Halbuki artık yetişkin olmuşum. İnsanlar beni seviyor, değer veriyor, saygı duyuyor fikirlerime ama sanki yine o çocuk Beyhan'ın yaşadıkları başıma gelecekmiş korkusu oluyor. Bundan dolayı bu duyguyu iyi tanımakla yola çıktım. Dedim ki bak bu şu anda çocuk Beyhan'ın getirdiği bir şey. Ve böyle durumlarda eskiden çocuk Beyhan'ı dinleyip konuşmaktan kaçınırdım. Memnun edici davranmaya çalışırdım. Sonrasında dedim ki sen yetişkin gibi davranmak zorundasın. Ne yapacağım peki böyle bir durumda? Konuşmalısın. Ne olursa olsun o istediğin şeyi söylemen lazım. Kırıldığın şeyi ifade etmen lazım. Gergin bir konu mu var? Onu orada zorlanıyor olsan bile konuşmak gerekiyor. İlk başlarda bu arada acayip zorlandım. Yani Whatsapp'tan yazdım. İşte o zamanlar SMS vardı. SMS'ten yazdım. E, mektup yazdım. Yazılı olarak verdim. Çünkü gerçekten zorlayıcıydı bu tür konuları konuşmak. Ama sonra sonra bir noktada artık daha rahat olmaya başladım. Yine kaygı hissediyorum ama yetişkin olmaya zorluyorum kendimi. Bir de şöyle bir durum var. Eğer biz mesela hiç sesimizi çıkarmıyoruz ya. Böyle bir durumda etrafımızdaki insanları, bu insanlar kötü insanlar olmasa bile onları bu halimize alıştırıyoruz. Ve bir yarın bir gün bir şeye itiraz ettiğimizde o insanlar sen buna da mı takılıyordun, buna da mı üzülüyordun diyorlar. Belki o insan sana yanlış yaptığının farkında ama sen ona itiraz etmediğin zaman o diyor ki o diyor Beyhan diyor bu durumdan memnunmuş yani. O yüzden belki de biz onları alıştırarak o iyi insan insanları bize zarar veren insanlara da çeviriyoruz. Ne olursa olsun söylemeye dikkat ediyorum. Bir de mesela birisi beni kırdı ya ben böyle bir konuda şunu yapıyorum. O anda eskinin de belki birikmişliğiyle beraber ilk başta bazen ani reaksiyonlar veriyorum. Bunu hiç sevmediğim için bir gün yatıyorum kalkıyorum ve ertesi gün hala bu konudan muzdaripsem hala bu konu canımı sıkıyorsa karşı taraf beni anlamayacak olsa bile ona kendimi ifade ediyorum. Bu arada karşı tarafın bizi anlamayacakmış gibi öyle bir düşüncemiz oluyor ya bu bizim en çok sığındığımız düşüncelerden birisi. Mevzu onun anlayıp anlamaması değil. Senin kendi durduğun noktayı, kendi sınırını bir şekilde ortaya koyman, onu haberdar etmen karşı tarafa. Ya öbür türlü biraz önce söylediğim gibi insanlar anlamıyorlar. Sen ne olursa olsun anlamasa da karşı taraf, seni suçlasa da bir şekilde ifade etmen lazım. Bir de şunu düşünüyoruz, gerginlik işte ya çok bağırırsam çağırırsam bazen öyle bir korku hisseden insanlar vardır. İşte eğer kendimi ifade edersem gergin konularda kontrol edemem çok kötü şeyler olacak. Hiç öyle olmaz, hiçbir örneğini görmedim. Ya da mesela şöyle bir korku var, ya ağlama krizine girersem diye o da olmaz. Korkma ağlasan duygulansan da ne olursa olsun konuşmanı bitirmen gerekiyor yani biz o mazeretlere tutunmadan karşı tarafa kendimizi ifade etmemiz gerekiyor peki dışlanacak mıyız etrafımızdaki insanlar bizi terk edecek mi burada kötü bir haberim var ki bence aslında kötü görünümlü iyi bir haber bazıları evet seni terk edecek. Bazıları eskisi gibi seni sevmediğini söyleyecek, bazıları seni dışlamaya çalışacak. Ama zaten o insanlar en başında da seni sevmeyen insanlardı. Sen sadece olmadığın bir insan gibi davrandığın için sana sabrediyorlardı. Sen onlara rüşvet veriyordun çünkü onlar da avantamıza bakarız abi biz diye orada duruyorlardı. Yani gidenler zaten senin yanında olmayanlardı. O yüzden kalan küçük bir grup olacak. Onlar gerçekten senin yol arkadaşın olan insanlar. Biz kendi kendimizi ifade ettiğimiz müddetçe tatmin oluyoruz. Ruhumuz huzura kavuşuyor. Ama öbür türlü ifade etmediğimiz her şey ruhumuza yük oluyor. Kendimiz olmadığımız için böyle sanki 40 numara ayakkabı giyiyormuşsun da yani 35 giymeye zorluyormuşsun gibi bir acı içerisinde kalıyor ruhumuz. Bunları dikkate almanı öneririm. Ne olursa olsun o kaygı tamamen geçmiyor ama yetişkin olmak senin tercihinde, senin kontrolünde diye düşünüyorum. İtiraz et İstediğini söyle, kırıldığını konuş. Bir şekilde orada ben de varım de yani. Benim önerim bu. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere. Hoşçakal.